Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Arkan Düzgören. Yeni bir videomuz ile beraberiz. Bu videomuzun konusu Autodesk Vred nedir? Vred kullanımına nasıl başlangıç yapılır? Vred'in avantajları nelerdir? Ve Vred ile yapılan çalışmalardan bazı örnekler göstereceğiz. Böylece Vred hakkında en basit yoldan fikir edinmiş olacaksınız, fikir sahibi olmuş olacaksınız. Şimdi Vred'in arayüzü arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şu an ekranda size yansıyan arayüze sahip bir programdır. Tabii ki bu arayüzü kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ekranın modülleri var, çeşitli modüller arasında geçişler yapıyorsunuz. İşinize yarayacak modülleri kullanıyorsunuz. Yaramayacak olanları kapatıyorsunuz. Program karmaşık değil. Arayüzünden de belli oluyor. Kullanımı basit bir program. Çalışma mantığı olarak Ray Trace mantığında çalışıyor. Autodesk'in kendi geliştirmiş olduğu bir render motoru diyelim. Aslında tam olarak değil ama hani öyle tabir etmekte fayda var. Bu render motoru da Autodesk Vred içerisinde oldukça başarılı bir şekilde çalışmakta. Şimdi arkadaşlar, hani Vred nedir dediğimizde Vred arkadaşlar bir görselleştirme yazılımıdır. Hani kendi içerisinde kendi ışık yapısına sahip, kendi render paslarına sahip, kendi çekirdek mimarisine sahip bir yazılım. Kendi koordinat sistemleri var, kendi materyal editörü var, graf editörü var, kuvve editörü var ve render ayarlarının olduğu bir paneli var arkadaşlar. Bunlar birazcık programın geneline göre detaylara sahip olan paneller arasında yer alıyor. Daha doğrusu panel demeyelim biz buna. Modül diyelim. Ama şunu belirtmekte fayda var. Hani bu bahsetmiş olduğumuz materyal editör özellikle çok başarılı bir materyal editörü sahip. Şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. Bu render alınmamış ham bir görüntüdür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir HDR kompozit sahne üzerine yerleştirilmiş olan Chevrolet V9 model bir araç bulunuyor. Şimdi arkadaşlar Vred daha çok otomotiv sektörüne hitap eden bir yazılım. Alias programını belki duymuşsunuzdur. Duymayan arkadaşlar için kısaca bahsetmekte fayda var. Alias'tan arkadaşlar otomobil tasarımları yapılıyor. Vred'den beraber gelen bir programdır satın aldığınızda. Vred Professional ile de bu Alias'ta tasarlamış olduğunuz aracınızın görselleştirme işlemlerini yaparsınız. Ve iki program birbiriyle çok uyumlu çalışır. Sonrasında Vred Presenter ile Vred'de yapmış olduğunuz çalışmaların sunumlarını yaparsınız. Bu sunumlarınızı arkadaşlar Oculus gözlüklerle, HTC'nin Vive gözlükleriyle ya da Samsung Gear 2 gözlüklerle müşterilerinize de sunumlarınızı 360 derece olarak yapabilmektesiniz ve bu da sizin daha bir profesyonellik kazanmanızı sağlamakta. Şimdi Vred böyle bir program arkadaşlar. Şu an arabamızı görüyorsunuz mavi renkte ve kompozit HDR kompozit bir sahne üzerine oturtulmuş durumda. Hani siz bu programa nasıl başlangıç yaparsınız? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Vred'e neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Ve Vred'de neyi görselleştireceksiniz? Vred'de sadece araba görselleştirme işlemleri yapılmıyor tabii ki.
Hani ürün odaklı görselleştirmeler de yapılıyor. Bir pırlanta yüzük, bir kol saati, bir koltuk gibi ürünlerin de görselleştirme işlemleri yapılıyor. Siz de programı hani ne amaçla kullanacağınıza göre kustomize edebiliyorsunuz. Viret size ne tarzda bir avantajlar sağlıyor? Öncelikle onu da belirtelim. Viret hızlı çalışan bir yapıya sahip render motorunda arkadaşlar. Hani oldukça hızlı. Normalde diğer render motorlarına oranla hani %40'lık bir hıza sahip ve birazdan size alınan sonuçları göstereceğim. Render sonuçlarını da göstereceğim. Program başarısını göreceksiniz. Kolay bir materyal editörü var dedik. Materyallerinizi çok kolay hazırlıyorsunuz. Ama detaylandırabiliyorsunuz da, o özelliklere de sahip. Sonrasında kamera menüsü var. Kameranızda çok değişik özellikleri var. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Animasyon yapmak çok kolay. Hani screenshot şeklinde bir animasyon mantığı var. Hani ilk kareyle son kareyi belirttikten sonra arasındaki boşluğu direkt kendisi tamamlayarak oluşturuyor. Sonra varyasyon setleri var. Aracınızın veya da ürününüzün birden çok renge sahip ise varyant setlerle bunları belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz Viret ile yapılmış olan birkaç çalışmaya göz atalım. Benim hazırlamış olduğum çalışmalardan göstereyim size arkadaşlar. Temin zaten az önce ham resmini görmüş olduğunuz Chevrolet V9 aracımızın Viret'te render işlemi tamamlandıktan sonraki görüntüsü arkadaşlar. Bu tamamen Viret'in kendi içerisinde yer alan Ray Trace Anti-Aliasing ve Downscale özellikleriyle beraber render yapılmış bir sahnedir arkadaşlar. Oldukça da başarılı. Hani kendi çalışmam olduğu için söylemiyorum. Birkaç çalışma daha da size bununla alakalı gösterebilirim. Bu da Mercedes aracımız arkadaşlar. Gene HDR kompozit bir sahne üzerinde yerleştirilmiş olan aracımız ve yine az önce bahsettiğimiz render sistemiyle render alınmış bir çalışmadır arkadaşlar. Viret'ten bu tarzda çalışmalar yapabilmektesiniz ve animasyonlar oluşturabilmektesiniz. Ve isterseniz size kısa bir animasyon göstermekte de fayda görüyorum. Evet arkadaşlar. Başlatalım. Tüm animasyon çalışmalarımız Viret'te yapıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar,
yapmış olduğumuz animasyonla da bu şekilde görmüş olduk. En basit şekliyle Vred'de yapılan çalışmalar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlu olun.